Hiç görmemiştim. Yoksa yanlış yola mı girdim? Hayır, doğru yoldayım. Biz bu yoldan mağaraya doğru gittik. Ama bu ağaç burada yoktu. Rabbim, sana sığındım. Birkaç yüzyıllık metruk bir yerleşim gibi görünüyor. Bir gecede böyle olamaz. Burası orman değildi ki. Bu ağaçlar buraya nasıl geldi acaba? Ama bu aynı yol. İlginç kıyafetler. Hadi yürü. Hadi. Hadi hayvan yürü. Hadi. Hadi. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Yardım ister misin? Allah sizden razı olsun. Bu kadar büyük bir çukuru nasıl fark etmedim, hayret ediyorum doğrusu. Allah mı? Yoksa sen de mi İsevi'sin? Evet, bir sakıncası mı var? Hayır, hayır, kesinlikle. İnan çok sevindim. Ben size yardım edeceğim. Siz dizginleri tutun. Hadi hayvan, yürü. Hadi, hadi, hadi. Ha gayret, hadi. Hadi, hadi. Ha gayret, hadi hayvan, hadi. Hadi, yürü. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Teşekküre değmez. Din kardeşime yardım etmek benim vazifem. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ha.
kapısı değil mi? Ne kadar çok değişmiş. Çok dikkatli olmalıyım. Askerler beni görürlerse mutlaka tanır. Kapının altındaki gizli geçit ne tarafta acaba? İşaretlere ne oldu? Hiçbir şey yerli yerinde değil. Hiçbir şey anlamıyorum. Bütün bunlar birkaç gün önce burada yoktu. Allah'ım sana sığınıyorum. Affedersiniz, bu şehrin adı nedir acaba? Söyleyebilir misiniz? Kıyafetinden yabancı olduğunu anlaşılıyor. Burası Philadelphia. 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 Bu şehir bu kadar büyük değildi ki. Girişte tapınak vardı o kadar. Allah'ım ne oldu bana? Verdim. Hayır, vermedim. Verdim diyorum sana. Vermedim diyorum ben de sana. Bak, yalan söylüyorum. Asıl ben, yalan söyleyen sensin. Ben ona parasını verdim. Ancak vermedin diyor. Ne yapayım şimdi ben? Hayır, hayır. Olmaz. Ben para falan almadım. Durun bakalım. Anlatın bakalım. Neden kavga ediyorsunuz? Ben ona parasını verdim ama vermedin diyor. Yalan söylüyor. Ben ne kadar param olduğunu bilmez miyim? Sana paranı eksiksiz olarak verdim. Hayır, ben. Hayır, bana ne aldın, niçin inkar ediyorsun? Aziz Pol adına yemin ederim bakın, ki vermedi ona parasını diyorum. Verdim ben. Bakire Meryem'e yemin ederim ki vermedi. Hayır, i̇şte paranın hepsi ben, burada. Tamam. Bunlar bile senin verdiğin dediğin para kadar olmuyor. Sakin olun, sakin olun. Birbirinizi boş yere suçlamayın. Yemin ederim ki vermedi. Verdim diyorum, tamam mı? Bu kadar insan... Hayır, hayır, vermedim. Verdim. Ya ben de sana diyorum ki işte elimdeki para. Senin verdiğin dediğin para kadar bile tutmuyor. Nasıl ben onu cebe indirdin değil mi? Aman Allah'ım, kulaklarıma inanamıyorum. Bunlar korkusuzca peygamberin adını anıyorlar. Belki de bu iyi seviler etraflarında asker olmadıkları için Hazreti İsa ve Meryem adına yemin ediyorlar. Olacak şey değil. Allah'ım senden yardım diliyorum. Şu putperestler de son zamanlarda iyice ortaya evet, çıkmaya başladı. Evet, birileri onları durdurmalı. Evet, bu kesinlikle çok gerekli. Doğru. Cennet ve cehennem yoktur. Cennet, acı ve ıstırap içinde yaşayan insanların kapıldığı bir avuntudan başka bir şey değildir. İnsanların çürüyen bedenleri nasıl tekrar dirilebilir ve bu bedenlere nasıl tekrar ruh üfleyebilir söyler misiniz? Akıllı bir insan bunu nasıl kabul eder? İçinizde benim getireceğim sağlam delilleri reddeden varsa onunla tartışmaya hazırım. Ancak sizi temin ederim ki aklın sunacağı deliller karşısında kimse duramaz. Hem kendi tanrım hem de sizin tanrınız adına yemin ederim ki kıyamet diye bir şey yoktur ve ölümden sonra da kimse asla dirilmeyecek. Bunu böyle bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında hiçbir şey olmaz. Bunu unutun. Bunlar yalan sözler. Çok ilginç.
Sen görmediğin ama inandığın bir şeye yemin ediyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Deniz kızının hiçbir denizde bulunmadığına dair yemin edebilir misin sen? Bugüne kadar kimsenin böyle bir varlığı görmediğine dair yemin edebilirim. Deniz kızı da hayal mahsulüdür. Sorunun cevabını ver. Deniz kızının var olmadığına yemin eder misin? Söyle. Hayır. Zira ben bütün denizleri görmedim. Ancak deniz kızının var olduğunu da kimse ispatlayamamıştır. Sen başka bir alemden mi geldin yani? Ben başka bir aleme inanmıyorum ki oradan geleyim. Demek siz başka bir alemden gelmediniz. Peki öteki dünyadan gelen başka biriyle görüşüp konuştunuz mu? Ben böyle bir insanın var olabileceğine inanmıyorum. Kimsenin de böyle bir insanla görüştüğünü düşünmüyorum. Sen o kadar kesin bir ifadeyle yemin edince senin bir kez ölüp dirildiğini ve ölümden sonra hiçbir şey olmadığını bu şekilde öğrendiğini sandım. Yoksa dirilen bir ölüden işittiğin bazı şeyler mi var ha? Anlatsana bize. Ben ölüp çürümüş bir ölünün bir daha asla dirileceğine kesinlikle inanmıyorum. Bu yeterli değil mi? Evet, inanmıyorum. Ben de dirilen bir ölüyü görmedim tabii. Yoksa birçok nebi ölüleri diriltmiş. Bunu o dönemde yaşayan herkes görmüş. Görmediğim bir şeye nasıl inanayım? Söyler misiniz ha? Sen Tanrı'nın her insanın iman etmesi için herkese ayrı ayrı ölü dirilteceğini sanıyorsun herhalde. İnanmak... İnanmak başka bir şey. İsterlerse eğer her çağ ve her nesil için bir tek mucize kafi. İstemezlerse gözleriyle de görürlerse yine inanmazlar. Tıpkı Peygamberimiz İsa'nın ölüleri dirilttiğinde sihir ve büyü yapmakla suçlanması. Ben görmediğim şeye inanacak kadar ahmak değilim. Şu halde aklına da inanma. Zira akıl gözle görünmez. Gerçekten iyi cevaptı değil mi? Şüphe içinde kalmıştır. Şuna bakın. Nasıl da kaldı değil mi? Kıyamet gününe inanmayanların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Çok arttı. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Burada ne arıyorsunuz ha? Doğru eve hadi hemen. Gitmek istemiyorum. Yürü. Adamın biri küfür dolu sözler ediyor. Putperestliğin propagandasını yapıyor. İşte orada. Orada duruyor bakın. Yol açın. Yol açın. Hadi. Gel bakalım. Gidiyoruz. Hadi. Beni yürü. Nereye götürüyorsunuz ha? Rahat yürü. Bırakın beni. Yürü. Buna hakkınız yok tamam mı? Rahat bırakın beni. Yürü. Böyle bir şey yapamazsınız. Sizin gibi adil bir yargıç benim ve bu küçük çocuğun hakkının çiğnenmesine razı olur. Haklısınız. Ben hakkınız olan parayı son kuruşuna kadar ondan alıp size vereceğim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Yarın onu mahkemeye çağırtacağım. Şimdi gidin ve sakın merak etmeyin. Ne oldu? Bu adam putperestliği yaymaya çalışıyor. Halkın huzurunda yargılanmasını istiyorum. Halkın içeri girmesine izin verin. Hadi yürü. Yürü. Allah'ım neler olmuş? Putperestlerin bu şehirde propaganda yapmalarına izin verilmiyor. Yoksa ben aklımı mı kaybettim? Yoksa bu bir rüya mı? En iyisi ben burayı hemen terk edeyim. Deli.
işten bile değil. Ne yapacağım? Affedersiniz bayım, kilise ne demek? Burası Yahudilerin ibadet ettiği bir mabet mi yoksa? Hayır kardeşim, burası inananların ibadet ettiği bir mabettir. Demek... Demek kilisede Allah'a ibadet ediliyor. Yardım edebilir miyim? Affedersiniz, bu nedir? Sen bir putperest misin? Hayır. Sadece soruyorum. O kadar. Başka bir şey değil. Bu kutsal çarmıha gerilen Efendimiz Mesih'in heykelidir. Kutsal çarmıh mı? Evet. Mesih'in heykeli mi? Evet. Sanki ilk kez böyle bir heykel görüyor gibisin. Evet, haklısınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İlginiz için size minnettarım. Sağ olun. Bu benim için vazifeydi. Allah'a ısmarladık. Bir çehre. Her şey gerçekten değişti mi yoksa ben mi yanılıyorum? Affedersiniz, nereden ekmek alabilirim acaba? Şu tarafta bulursun. Çok teşekkür ederim.
Buyurun efendim. Ekmek alacaktım da. Bugün bana şehrin adını soran adam sen değil miydin acaba? Söyler misin? Evet, bendim. İstediğin kadar ekmek alabilirsin. Yüzümüze gülüşüne bir bakar mısın? Bu çok eski bir para olmalı. Şu yabancı bir hazine bulmuş olmasın sakın. Evet. Sen bu sikkelerden daha ne kadar buldun ha? Söyler misin ha? Nereden buldun? Ne dediniz? Sana bu sikkelerden kaç tane bulduğunu sordu. Ya, ne demek istediğinizi inanın anlamıyorum. Bak yabancı, hangi şehirden olduğunu bilmiyoruz. Ama sakın bizi aldatmaya kalkışma. Aldatmak mı? İnanın neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Şu hazineyi nerede ve ne zaman buldun? Bakın ben hazineyle neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Çok istiyorsanız onu kendiniz için saklayabilirsiniz. Üstü de sizin olsun. Tamam mı? Dur! Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere kaçamazsın. Dur diyorum sana. Hiçbir yere gidemezsin. Bak yabancı, bizimle anlaşman senin yararınadır, tamam mı? Tamahkar olma o kadar. Askerler anlarsa hem hazineyi elinden alır hem de sana ceza verirler. Kimse de sana burada yardım etmez. Eğer akıllı davranırsan iyi edersin. Evet. Bize üçte birini verirsen sana gerisini borçlamanda yardımcı oluruz. Üçümüz de hazineyi paylaşmış oluruz. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Dur bakalım! Dur! Çok tamahkar olduğun belli. Bunlar hemen anlaşılıyor. O hazinenin hepsini harcamana izin vermeyiz. Seni bırakmayız. Gidin başından. Kaçmana izinleyeceğimizi mi sanıyorsun? Dur! Hey ahali! Bu adam bir hazine bulmuş ve vergisini ödemek istemiyor. Yalan söylüyorsun. Duydunuz mu? Yakalayın, kaçmasına izin vermeyin. Yalan söylüyor. Vergisine göstermeyin. Yakalayın onu. Kaçmasın. Bu adam bir hazine bulmuş. Vergisini ödemeden kaçmak istiyor. Bir şey bulmuş, tamam mı? Altın hazine gibi bir şey bulmuş. Doğru mu söylüyor? Bizimle geleceksin. Biz de gidelim hadi. Sizler burada duracaksınız. Sikke İçeri giremezsiniz. Ama giremezsiniz. Nasıl olur? Hayır, giremezsiniz. Ama biz onun yakalanmasını sağladık. Ödülü biz almalıyız. Onu biz yakaladık diyorum. Ödülü biz almalıyız. Gidebilirsin. Baş üstüne. Efendim, hazine bulduğu iddia edilen birini tutukladık. Üzerinde de şu sikke vardı. Efendim, şuna bakar mısınız? Bu davaya yarın bakalım. Bugün çok yoruldum. Bu çok ilginç bir sikke, öyle değil mi Yargıç Stevens? Çok yorgunum ama zararı yok. Onu görmek istiyorum. Onu bana getirebilir misin?
Getirin onu. Evet, söyle bakalım, bu parayı nerede buldun ha? Benim param. Herhangi bir yerde bulmuş değilim. Görünüşün bize şakacı biri olmadığını söylüyor. Bu sikke zamanımıza ait değil. Zaten bugünkü sikkeler de böyle değil. Bu sikkenin bu zamanda yanınızda ne işi var? Bu sikkenin benim olduğundan ve onu herhangi bir yerden almadığımdan başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bakın, bugün yeterince yoruldum ve sizinle tartışacak mecalim kalmadı. Biz seni konuşturmaya zorlamadan önce bize bu sikkeyi nereden aldığını itiraf etsen çok iyi olacak. Söylediklerime ekleyecek bir şeyim yok. Bin kez sorsanız da başka bir cevap işitmeyeceksiniz. Çünkü bilmiyorum. Sonunda ortaya çıkacak. Gerçi kırbaç dilinizi çözer ama yine de daha derin bir tahkikat için bekleyeceğim. Bu sikke çok eski. Sanırım Ekselans Theodor'un müşaviri Barnabas Hazretleri bunun hangi zamana ait olduğunu bize söyleyebilir. Yönetim sarayına git ve Barnabas Hazretlerini tarafından buraya davet et. Hadrian, Hadrianus Antonius. 300 yıl öncesine ait bir sikke. 300 yıl öncesine mi? Dostumuz sevgili Barnabas bir tarihçidir. Kendileri bu paranın tam 300 yıl öncesine ait olduğunu söylüyorlar. Şimdi bize bu parayı nereden getirdiğinizi söyleyin bakalım. Ben izin verirseniz... İzin verirseniz benim size birkaç sualim olacak. Fakat önce ben sordum değil mi? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu yüzden size vereceğim cevabında bir faydası olmaz. Esasen hiçbir şey eskisi gibi değil. Sanki bütün dünya alt üst olmuş gibi. Efendim, siz acaba iyi seviye misiniz? Bundan bir şüpheniz mi var yoksa? Tabii ki iyi seviyeyim. Doğduğum gün imparatoru vaftiz etmeden önce beni vaftiz ettiler, biliyor musun? İmparator mu? Yani İmparator Hadrianus ve Diokletianus'tan mı? Hey, sen neden söz ediyorsun? Hadrianus öleli asırlar oldu. Diokletianus'la kimi kastediyorsun sen? Esasen siz nerelisiniz söyleyin. Hadrianus dönemine ait bir sikkeyi nereden getirdiniz? Philadelphia'lı olduğumu sanıyorum. Ancak bu Philadelphia'nın değil. Şaşırıp kaldım. Hiçbir şey anlamıyorum. Hadrianus dün Philadelphia'daydı. Bugün siz onun asırlarca yıl önce öldüğünü söylüyorsunuz. Dün herkes puta tapıyordu. Bugün Tanrı'ya tapıyor.
Dün Janus'un tapınağı ve Jüpiter'in heykeli şehrin girişindeydi. Bugün onlardan hiçbir iz kalmamış. Dün her yerde tapınak vardı ama bugün kiliseler var. Merhametli Rabbim, ben senin aciz bir kulunum ve hiçbir şey anlamıyorum. Bana anlama gücü ver. Yardımlarını esirgeme. Bizim hangi yılda yaşadığımızı biliyor musunuz peki? Tabii biliyorum. Yani bildiğimi sanıyorum. Dün biz bu şehirden çıktığımızda 890'dı. Belki de dün değildi ama bu duruma göre hiçbir şey sabit değil. Allah çok daha iyi bilir. 890? Peki neye göre? Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunun 890. yılı. Mesih'in doğumu 753. 890 ve 37. 137. Miladi 137 doğru. Bu da Hadrian'ın son yılına tesadüf ediyor. Doğrusu Hadrianus öldüğünde Diokletianus adında biri bu şehrin yöneticisiydi. Bu doğru. Hayret verici bir şey. Bakın, ben hala sizin ne demek istediğinizi çok iyi anlamış değilim ama bilginiz için söylemeliyim ki biz şu anda milattan sonra 437 yılındayız. Ve siz bu yılın 137 olduğunu söylüyorsunuz. Galiba siz biraz tarihi karıştırıyorsunuz. Arada tam 300 yıl var. 300 yıl mı? Şimdi bize sözlerinize inanmadığımız için hak verirsin herhalde. Bütün bunları da bulmuş olduğun o hazineyi saklamak için uydurduğunu düşünmekten alamıyorum kendimi. Eğer gerçeği anlatırsanız hem bizim için hem sizin için iyi olur. Yoksa seni hiç bırakmayız, anladın mı beni? Gerçeğin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Zira büyük bir şaşkınlık içindeyim. Götürün bunu. Gerçeği hatırlayıncaya kadar da kırbaçlayın. İçimden bir ses yalan söylemiyor diyor. Bu görünenin ardında bir hakikatin saklı olduğunu hissediyorum.